Evet kıymetli dostlar. Golvan.com'un ve Kayseri Özel hastanesinin katkılarıyla hazırlanan yeni videomuza hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar yarından itibaren yani 2 Ağustos'tan itibaren bu kanalda bazı şeyler aktif olacak. Benden size tavsiye acele edin. Yani acele etmenizi tavsiye ediyorum. Ee, hangisiyle başlayayım bilmiyorum. Yani Birisiyle başlamam lazım. Bu sefer sürmeleri çeyrek finalde diye başlayayım. Biliyorsunuz Paris'te olimpiyat oyunları var. Ve sporcularımız şahane bir şekilde devam ediyor. Devam edenler ediyor. De etmeyenler de elinden geleni yapıyorlar. Fenerbahçemiz bu sezon konferans liginde yer almayacak. Statü gereği arkadaşlar. Elense dahi Fenerbahçe şampiyonlar liginden Allah muhafaza elense dahi Avrupa ligi grup aşamasından devam edecek. Bilginiz olsun. Ve Fenerbahçe Lugano'yu eleyerek UEFA kat sayısı puanını 39.000'e yükseltip 46. sıraya çıktı. Bu ne demek? Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa Fenerbahçe ciddi bir gelir elde edecek. Yani ne geliri? Reklam geliri, havuz geliri, oradaki o pay var ya o paydan ciddi bir gelir elde edebiliriz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Arda Güler'e tarihi teklif 80 milyon euro. Şimdi Arda Güler'in sonraki satışından pay maddemiz var. Aynı zamanda başka maddelerimiz de var arkadaşlar. Yani Arda Güler'in satışından kazancımız olacak. Ama aynı Arda Güler'in belli bir sayıda maça çıkmasından da katkımız, faydamız olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunları da söylemiş olalım. Fenerbahçe'den Yiğit Fidan hamlesi. Yiğit Fidan Fenerbahçe'nin Transferde üstüne düştüğü bir çocuk. Ve Yiğit Fidan. Stoper oynayan 19 yaşındaki Ümit Milli çocuk. Yani aile baskısı şu. Bu başka şeylerin etkilenmesi Fenerbahçe'ye hayırlı olsun diyebiliriz. Hull City'de gündem Crespo diyor. Crespo'yu birçok takım istiyor. Birçok takımla görüşme halinde. Ben şuraya kesin gidecek diyemem. Ama Acun Ulucalı'nın takımı Miguel Crespo'yu alsa da kurtulsak. Hani değil mi? Keşke alsa da kurtulsak arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Brezilya yıldız Cristian Cardozo demiş. Yani Cristian Cardozo ismini ben doğrulatamadım arkadaşlar ya. Ne derseniz deyin. Yani doğrulatamadım. Lazar Samardžić ismi Samardžić'ten el altından bir görüşmemiz var. Belli bir teklifimiz var. Doğruya doğru. Ama olur ama olmaz. Ben o konuda bir şey diyemem. Napoli Jadon Osterwalde için gözünü kararttı diyor. Yani istediği yerini kararsın. Osterwolde'nin şu an için 33-34 milyon eurodan fazla bir gelir getirmediği müddetçe bir yere gideceğini zannetmiyorum. Mourinho bence kurun için biletini kesti diyor. Tayfun Bayındır. Şimdi Allah için buradaki arkadaşlara anket yapsam. Radek Kurniç kalmalı mı diye. Yani kanalımızdaki Galatasaraylı Beşiktaş Trabzonsporlar bile gitmeli der. Öyle bir haber var. Ancak hocam Fenerbahçe'ye Fred'den kötü haber var. İşte Fred'in sakatlığı 3-4 hafta diye var bilmem. Şöyle diyen var böyle diyen var. Bir tane şeyde gördüm. Ee, sayfanın birinde. Fred sezonu kapattı yazmış. İnanabiliyor musunuz? Fred sezonu kapattı yazmış. Ve bunu yapan arkadaş Fenerbahçe sayfası güya. Sonra bir bakıyorsun arkasından Galatasaraylı bilmem ne sayfasında paylaşılıyor. E sizi keriz diyorlar yani anlayacağınız. Fenerbahçe Guido Rodriguez'e resmi teklifte bulundu. Arkadaşlar Guido Rodriguez bizim transfer hedeflerimizden birisi. Doğru. Görüşme yapılan hedeflerden birisi. Doğru. Ancak Guido Rodriguez ilk transfer görüşmelerinde efsanevi paralar isteyen yani değil bizim Süper Lig'den herhangi bir takımın dahi Böyle bir şeyi karşılamaya ne maddi ne manevi gücünün yeteceği isteklerde bulunuyordu. Ha bunda bulunma sebebi de şu oyuncu Barcelona ile falan görüşüyordu. Muhtemelen dedi ki ulan ben Barcelona ile görüşüyorum. Hani siz de bana bunu verirsiniz dedim. Ne biz ne başka hiçbir takım bunu karşılayacak güçte değiliz. Zaten karşılayacak zekatı da değiliz. <laughs> o yüzden arkadaşlar bakacağız yani bu işe. Ha Guido Rodriguez için görüşmeler ciddi mi? Ciddi. Şimdi Fenerbahçe panik transferi yapmamak için acele etmiyor olayı var ama aynı Fenerbahçe pazarlık yapıyordu. Çünkü 8 milyon euro imza paraları, 2 milyon euro işte şeyler ee, neydi onun adı menajere paralar falan yani garip şeyler ya. Gerçekten. Şimdi belki de 5 milyon euro imza parası, 4 milyon euro yıllık ücrette olabilir. Neden olmasın? La Gazette Della Sport bir iddia ortaya atmış. Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katmaya çok yakın diye. Şimdi bak Fenerbahçe Tomaş Parti ile görüştü. Size ciddi söylüyorum bak. Tomaş Parti ile görüştük biz. Geçen sezon konuştuk, ettik. Tam imza aşamasına getirdik oyuncuyu. Hatta 15 milyon euro konusuna şey, 15 milyon euro da anlaştık. Ancak oyuncuyu gidip lig maçında ne oynattılar orada sakatlandı. Ve sakatlanan oyuncunun ne Fenerbahçe'ye ne de Arsenal'e faydası dokundu. Bu sene yine istedik. Hatta çok düşük bir bedel. Sözleşme sezon sonunda bitiyor nasıl olsa diye. 4-5 yapıp 6'ya kadar çıktık ama Arsenal istediği 12 milyon euro civarında bir para yani 12 milyon euro'ya bilmiyorum. 12 milyon euro'ya yani 12 milyon euro'ya e, parti alacağına Guido Rodriguez'e imza parası verip alırsın. O daha mantıklı gibi geliyor bana. Hani siz daha iyi bilirsiniz. Mesela Guido Rodriguez'i bedava çekersen Tomas parti yerine ne bileyim Samarzic alabilirsin. Samersiz'e çekip al sana çok güzel bir futbolcu diyebilirsin. Şimdi bak Fenerbahçe'de planlar değişti. Gerçekten değişti. Çünkü birden sakatlıklar, birden şu, birden bu e inanılmaz şeyler. Hani Amrabat için en olası transfer noktası Fenerbahçe diyorlar. Ya yani neye göre Fenerbahçe? Kime göre Fenerbahçe? Şeyin birinde gördüm. Vendel diyor Fenerbahçe'ye diyor. Başkanlar düzeyinde görüşülmüş. İşte Zenit başkanıyla ile zaten Ali Koç dost diyor. İşte onlar görüşmüş, başkanlar düzeyinde anlaşılmış falan. Bunu yapan arkadaşıma bir soru sormak istiyorum. FIFA'nın bundan haberi var mı? UEFA'nın bundan haberi var mı? Rusya'nın Ukrayna savaş halinde. Rusya'yı, Rus takımlarını hiçbir organizasyona almıyorlar. Hani kulüplere de bir şey direkt bilmiş olabilir mi? Hani sakın bunlardan almayın diye. <laughs> ha Geçen sezon 3 ay sakatmış Guido Rodriguez. Bizim çok bilmiş taraftarımız yorumlarını yapıyor. Samarz için Zaystan nesi iyiymiş. Zaystan aynı istatistiğe sahipmiş. Bilmiyorum. Millet nasıl izliyor, nasıl şey yapıyor. Yani koşmayan Samarziç ve Müzmin Sakat Guido diyor. Ya taraftarımız mı kötü niyetli yoksa Fenerbahçe'ye geleceğini duyunca ulan şöyle böyle mi diyor. Abi Vendel'i kimse al alamaz. Bak oradan getiremezsin. Taliska'yı getirin, Taliska'yı getirin. Ha aldığı yıllık ücret 8 milyon artı 4 milyon, 12 milyon euro civarında bir paraları var ya. Aldığı para. Sen 8 versen 3.2 vergisi var, 11.2'ye denk getiriyorsun. Yani Taliska'yı, Maliska'yı getiremezsin. Geçiniz bunları. Loriente için Fenerbahçe açıklaması diyor. Loriente'nin şeyi, çıkmış diyor ki biz Fenerbahçe ile görüştük diyor. Evet doğrudur diyor. Biz görüştük diyor. Ama diyor transfer olmadı diyor. Doğru. Ya şimdi Şimanski kötüleyen arkadaş var. Jose Mourinho kötüleyen arkadaş var. Artık iş başka boyuta gitti. Edin Ceko kötüleyen arkadaş var. Hatta Edin Ceko'ya iki hafta önce çok değil. Hatta üç hafta önce küfürler ediyorlardı. Dön diye. İş i̇şte düşünebiliyor musunuz ya? Vay arkadaş ya ama şu bir gerçek bak daha transferlerinin tamamı sahaya yansımamış daha oyun resmi olarak hani daha oyun şablonu belirlenmemiş belki de daha e, millileri yeni gelmiş futbolcuları yeni yeni toparlanmış e, futbol oyununu tam kadroya yakın bir şekilde daha yeni yeni ortaya koyabilen Fenerbahçe ilk ikinci maçında Yerin dibine sokuluyor. Oradan oraya buradan buraya atılıyor. Bilmiyorum siz mi kötü niyetlisiniz? Ben mi saftirim? Ama sizin yaptığınız doğru değil abi. Ne derseniz deyin. Ya yani ne derseniz deyin. Sizin yaptığınız doğru değil. Şimdi <laughs> TFF'den Galatasaray ve Beşiktaş'a kıyak. Devler Ligi'nde eşleşmeler. Ben şunu söyleyeyim. Bu mavi kart olayında Galatasaray'ın Beşiktaş'ın işine geldi. Mesela Ceko. Ceko da mavi kartta oynasın. Sonuçta Bosna Ersek Müslüman ülke. Onları da Türk sayıyorlar. Sevmiyorlar. Tadiş de mavi karttan oynasın. Sonuçta Tadiş'in de milli takımı Sırbistan. İyi niyet göstergesi olur. Ya şakası bir taraf arkadaşlar. Alman milli takımında Mesut Özil seçince Galatasaray taraftarı hep birazdan vatan haini Mesut terörist Mesut demedi mi? Şimdi ne oldu da Galatasaray şeylere taraftarı Kerem Demirbay'ı %100 Türk ilan ediyor. Yusuf Demir'i %100 Türk ilan ediyor. Ya siz ilan ediyordunuz Mesut Özil'i. Yani Mesut'a vatan haini deyip de kendi futbolcuna demeyen kişiler dönektir. Dan sözdür. Mesut'a vatan haini deyip ya ben pişman oldum dememeliydim. Fenerbahçe'ye gitti diye bu kadar sert tepki gösterdim deyip de kendi futbolcuna bir şey demeyene lafım yok. En azından özür demiş. Ama yani Mesut'a dediğiniz lafları asla ve asla unutmayın. Asla. Şimdi e, Galatasaray demişken Galatasaray'ın UEFA arasında çok çetin bazı şeyler sürüyormuş. Yani iddialara göre Galatasaray transfer yasağı bile yiyebilir diyorlar ama iddia bunlar arkadaşlar. Yani çok ciddiye almamak lazım. Bu arada Filenin Sultanlar da olimpiyatta çeyrek finaldeymiş. Takım sporları da en azından işimize yarar. Samet Akaydın'a sürpriz talip. Bodrum Spor. Şimdi Samet Akaydın. Ya Samet Akaydın enteresan bir futbolcu. yani Fenerbahçe'ye zamanda istediğim bir futbolcu ama Fenerbahçe'de oradaki performansının onda birini gösteremeyen bir Samet Akaydın var. Bak Adana Demirspor'da çatır çatırdı Samet. Koşuyordu, basıyordu, alıyordu, top dağıtıyordu, oyun kuruyordu, hücuma katkı sağlıyordu. Yani o Samet ile Musamet arasında uçurum var. Onu da söyleyeyim. Galatasaray çok istiyordu. O yıldızı Fenerbahçe kapıyor. Fenerbahçe'den Rebiyat bombası. Arkadaşlar günün en yakışıklı haberlerinden bir tanesi bu. Şimdi ee, nerede bu Rebiyat? Hani Adrian Rebiyat. Fenerbahçe'nin transfer etme ihtimali yüksek olan bir isim imiş. Yalnız ben şeyi anlamıyorum. Yani Rabiot'un bunlar haberi var mı? Ondan soruyorum. Ya evet kütür kütür futbolcu 35 milyon euro transfer market değeri var. Hani şöyle söyleyeyimse, size bak Rabiot serbest bir futbolcu. Guido Rodriguez de serbest bir futbolcu. Ulan ben iki tane serbest futbolcuyu alayım oynatayım dersen çok ciddi kar elde edebilirsin. Çok ciddi. Yani transferi ucuza kapatabilirsin. Ama Tomas Parti'ye gireyim. Sofyan Amrabat falan olayı var. Şimdi Amrabat'a gireceğim. İşte Samarzic, Wendel. Bunların hepsi paralı. Bu arada Lorient'in e menajeri Fenerbahçe ile görüştük. Doğru demiş. Ki ben bunu zaten söyledim siz hatırlarsanız. Şimdi en azından bir nevi şey yapmış oldu. Ama bak Christian Cardozo kesinlikle yalan. Bak Yiğit falan da almak üzereyiz. Samet'e talip var. Dedi. Samet Bodrum'a Bodrum'a gitmez. Keşke büyük, bir takım istesem. İşte Mourinho'nun transferdeki bir numaralı favorisi ortaya çıkmış. Bu isim şeymiş. Sofyan Amrabatmış. Benim bildiğim bir numaralı favorisi. Bak Kovac sen inanırım. Cidden bak. Kovac işte inanırım. Niye? Kovac. Yani Kovac iç. Yüksek bir profil. Müthiş bir profil. Şöyle böyle falan. Ama yani buraya inanmam ya. Amrabat. Yanlış anlamayın ya Amrabat ne ki yani Fenerbahçe şey yapacak. Bir arada Sander Berge'yi mesela ortaya attılar. Sander Berge'yi Fenerbahçe şöyle alıyor böyle alıyor. Ortada Sander Berge de yok. Ortada hiçbir şey yok. Valla Fenerbahçe olmak zor ya. Gerçekten zor. Ona laf anlat, buna derdini anlat, buna başka bir şey anlat, buna şunu anlat, buna bunu anlat. Yok abi yok. Fenerbahçe olmak çok zor. Cidden bak. Levent Mercan'ı alırsın. Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun'u alırsın. İşte Enel Saint Maximin, Yusuf Enne, alırsın. Derler ki yapa yapa bu transferlerimi yaptım. Almazsın derler ki Galatasaray'a bak uçtu gidiyor Fenerbahçe'ye bak yakalayamıyor. Alırsın bilmem ne, almasın Beşiktaş'a bak kimleri getirdi. Vallahi ben Fenerbahçe açısından söylüyorum. Çok sıkıntılı bir taraftar topluluğumuz var. Hani bir şeylere küfretme niyeti çok bariz olan bir kitle var ortada. Ve o kitlenin ya yani o kitleyi keşke bir yere kitleyebilsek ya da keşke birileri bu kitleye kitlese. Ve biz de kurtulsak. Ya Reviot 35 milyon euro piyasa değeri var. Yaşı 29. Yani alabilirsin, oynatabilirsin, işe de yarar, ee, maliyeti düşük de olur ama Fenerbahçe alır mı? İşte o kısım soru işaretleri. Aynı şekilde e, Guido Rodriguez, maliyeti ucuz, uygun fiyat alabilirsin, getirebilirsin. Fenerbahçe yapabilir mi? İşte orası soru işareti. Yani ben bu videoya şöyle söyleyeyim. Ne başta koyacağımı bilmiyorum. Ha şunu da belirteyim. Galatasaray'da istiyor Rebiot'u Fenerbahçe alır falan filan. Ben Türkiye sınırlarına gireceğini zannetmiyorum. Ama olur ya Fenerbahçe Rebiot'u getirdi. Hani Rebiot geldi. Yanına da Guido Rodriguez geldi. Bak şu an bile Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrosu olmuş olur. 300 milyon euroları falan da geçer transfer market. Bu 35. Guido da 20. 55 milyon euro iki tane futbolcudan. Deli bir para olur ya. ya transfer market değerim. <laughs> Ama ben Rebiot'a çok olay vermiyorum. Guido Rodriguez'e %80'in üstünde ihtimal veriyorum. Tomas Parti çok fazla istediler. Düşürseler de olabilirdi. Amrabat ben gelmez diyorum. Ama medyadakiler gelir diyor. E, iş Samarziş transferi. işte umutluyuz. Bizim bir teklifimiz var. Veriyorsanız verin. Vermiyorsanız biz bak ee, gidip Reviot olacağız diye. Onları da isterseniz alın falan filan peşinde. Vendel değil Fenerbahçe Galatasaray. Türkiye'de hiçbir takıma gelemez. Çünkü Rusya Rusya'dan dolayı UEFA öttürür. Kovacic 30 milyon euro da 30 milyon euro diyorlar. Ya yani bu şekilde nasıl alacaksın o da ayrı bir mesele. Alamazsın. Şimdi Loriente, Loriente'yi zaten konuştuk. Belirttim size. Dedim ki böyle böyle diye. Başkan Ali Koç çıktı, görüştük dedi. Sonra bir açıklandı. E hani Maximin geldi. Fakat Ali Koç ne dedi? Biz dedi Lorient'e ya da Maksim'inden birini istiyor dedi. Biz Maksim'ini getirdik dedi. Sanderberg'e hala bende yalan. Yiğit Fidan Fenerbahçe'ye hayırlı olsun demeye çok az kaldı. Birisi çelmesi aklını. Christian Cardozo doğru değil. Samet Akaydın'ı isteyen çok ama ücret verip isteyen neredeyse yok. Millet yıllık ücretini bize yıkma derdinde. Hani Süper Lig'deki pek Süper Lig'den pek haberlere inanma. Yurt dışından olursa bir ihtimal. Yoksa Samet kalır. E, Fred dedik. Miguel Crespo. Fred bir yere gitmiyor bu arada. Sakatlık 3-4 hafta diyorlar ama siz ona bakmayın. Belki de Lille rövanş maçlı oynayabilir. Oster özel sihirli formülü sayesinde. Zayt da başka takımlarla görüşme halinde. Lille Fenerbahçe eler mi eleyemez mi? Arkadaşlar bak Edin Ceko ya küfürler ettiniz gitsin diye. Adam ilk iki maçında dört gol attı. Tamam rakip kolay değildi ya da kolaydı. Ama Şampiyonlar Ligi elemesiyle dört gol atmak. Büyük başarı. Jose Mourinho'ya bırakın işi. O ne diyorsa. Mesela Kurniç, Ferdi Kadıoğlu bunların hepsinin tercihi Mourinho'dan geçiyor. Mesela Şimanski, Edinceko yine aynı şekilde Tadic. Hani hepsi Mourinho'nun hükmünden geçiyor. Mourinho oynamasın derse oynamazlar. Mesela Levent Mercan, Oğuz Aydın, işte Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun. Ya bunlar eğer Hocanın gözüne girer, oynatılacak listeye girerlerse birlikte bunları izleriz. Ha yok bunlar o listeye giremezlerse bunların kulübede hapsoluşunu, paranın çarçur edilişini hep birlikte o zaman izleriz. Uzun lafın kısası ben bu videoya ne başlık koyacağımı bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'den transfer operasyonu bu şekilde arkadaşlar bilginiz olsun. Görüşmek üzere, desteğinizi eksik etmeyin. 69.900 kanalımız 70.000 olmak üzere yine. Siz değer destekleriniz eksik etmezseniz inşallah 70 bin doldururuz. Dahası da olacak arkadaşlar. Ee, ve üyelikler de bugün aktif edilecek inşallah. Ondan sonrası kolay. Görüşmek üzere.